Herkese merhabalar, ben Petkoleji'nden Zehra. Bugün yanımızda Malta Seriyer dostumuz var. Makas tıraşıyla alakalı size birkaç bilgi vermek istiyorum. Bugün Petforfer'e dostumuz geldiğinde bayağı bir kutukları vardı. Bacak aralarında ve enselerinde kutuklar oluşmuştu. Öncelikli olarak arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Eğer çok fazla derisini kaplayan bir kutunuz yoksa Malta Seriyer'inizde İlla makine tıraşı yaptırmanıza gerek yok. Makas tıraşı da yaptırılabilir. Kutuklar bir güzel açılır. Daha sonra çocuk yıkanır, banyosunu yaptırılır. Daha sonra da makas tıraşına geçilir. Bir çocuğumuz geldiğinde çok fazla insanlarla yaklaşım kurmayı sevmiyordu. Ya da biraz agresyonu olan bir çocuktu. İlla ki böyle bir çocuğumuz var diye anestezi ya da sakinleştirici vermenize de gerek yok. Anestezi ve sakinleştirici verilmeden de makas tıraşı uygulanabiliyor arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, ben Doğukan. Şimdi Maltese zırhlı çocuklarımız özellikle kutuplaşmaya çok müsait bir yerdir. Ve bundan dolayı düzenli olarak bakıma ihtiyacı vardır. Çocuklar düzenli bakıma gelmediği zaman ve biz de tarayıp o kutupları açmak istediğimiz zaman çocuk için travma oluşma riski oluyor. Ve bize alışma sürecinde de zorluklar yaşıyoruz. En azından düzenli olarak taranmasa bile düzenli olarak bize geldiği zaman biz kutuplarını elimizden geldiğince açıp en azından bir sonraki tıraşında onu daha rahat hissetmesini sağlıyoruz. Ayrıca kirlenmeye de çok müsait bir ırk olduğundan dolayı beyazlaştırıcı şampuanla bir güzel de arındırıyoruz. Bilgiler için çok teşekkür ederiz Doğukan Bey. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese iyi günler dileriz.